Ama biz yine YouTube çekiyoruz. Tamam. Ne yiyeceğiz? Kanat yiyeceğiz abi. Tamam. Adam gergin ya. Hadi yürü yürü. Yarabbim yarasına ya. Yürü, Allah'ım sabana sabrını. Herkese merhabalar. Turgut Adabuları'nda Kanat Şünal'a geldik. Ünal benim çok sevgili bir kardeşim, dostum. Olasın, dostum diyelim artık. Yani kardeşten öte dost. Bugün burada çok lezzetli bir kanat yiyeceğiz. Öyle evet. Böyle bir kanat değil. Çok lezzetli bir kanat. Kendisi zaten yılların ustası, yılların birikimi, yılların deneyimi. Geldi evet. Turgut Özal Bulvarı'nda kendine çok güzel bir yer yaptı. Hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ olasın. Bu arada 2 yıl oldu tabii açalım. Başlar, aynen. Ama biz yeni YouTube çekiyoruz. Tamam. Ne yiyeceğiz? Kanat yiyeceğiz abi. Tamam. Adam gergin ya. Hadi yürü yürü. Yarabbim yarasına ya. Allah'ım sabana sabrını. Adam gergin başladı. Nasıl gergin? Tabii kamera karşısında gergin. Yoksa kendisi melek gibi, pırlanta gibi bir ustamız yani. Aynen. Neşeli, neşesinden gergin şu an yani. Kesinlikle. Ne yediriyorsun lan bize? Abi size kanat yedireceğim. Özel soslu. Hı hı. Spesiyelimiz. Burada çeşit çok bu arada. Kanattan başka çeşitler de var ama burası tabii kanat şuna olduğu için kanat yiyeceğiz. Doğru mu? Aynen öyle abi. Kaç şiş atacağım? Porsiyon kaç şiş? Şöyle bir porsiyonu. Bir şiş bir porsiyon. Bir porsiyon. Kaç evet. Parça var? 14 parça var. 14 parça kanat var bir şiş. Evet. Tek kemik. Hem pişmesi kolay hem de yemesi kolay. He, o zaman 7 tane kanat var. Aynen. Tamam. Aynen. 7 kanat ortadan ikiye bölünmüş şekilde 14 parça oluyor. Kaç porsiyon atmışsın ya? Zaten bu Kaan aç ya hepsini yer şimdi. Aynen. Kaan zaten açmış kardeşim. Kardeşime şöyle güzel bir kanat yapacağız. Sen Kaan'ı seviyor musun? Tabii ki de. Ha? Ekürün benim ya. Ekürün. O zaman şöyle biraz da biber atalım yanına. Hop, o da bende. Başka ne var? Domates falan. Pişmiş domatesimiz, biberimiz. Evet Kaan, şimdi manzaramız nasıl? Manzaramız süper Ender abi. Süper değil mi manzaramız? Ünal ustam. Buyur abim ben hoş geldin. Ben ne istiyorum biliyor musun bunun yanında? Ne istiyorsun? Güzel güzel yağlı ekmekler, acılı, biberli, baharatlı. Onun için birazını beraber burada yapacağız. He? Çok güzel bir şekilde yazacağım size, baharatlayacağım bunu. Sendeyiz o zaman. Ünal usta. Aynen öyle abi. Of sesi alıyor musun Kaan? Sesi duyuyor musun? Duyuyorum Ender abi. Ustaların eli yanmıyor Ender abi öyle diyorlar. Kimin? Ustaların. Ustaların eli yanmaz. Bizim zamanında elimiz yandı. O yüzden şimdi artık pek fazla işlemiyoruz. Eli yanan usta bir de ustasından dayak yermiş. Niye elini yanıttın diye. He öyle mi? Evet abi. Kaan şunu bir yakın göster ya şu şeyi olayı. Bunu böyle yaptığın zaman şey mi oluyor? Araları pişiyor değil mi? Evet abi. Şimdi böyle yaptığımız zaman hem arası açılmış oluyor hem de böyle pişkinliği daha güzel oluyor. Güzel pişmiş oluyor. Evet abi. Ya canımı çektirdin Ünal usta. Ama birazdan bunu yiyeceğiz hep beraber işte bizim. Ünal usta şeydeydi bu sene. Adana Lezzet Festivali'ndeydi. Evet. Nasıl geçti festival? Abi çok güzel geçti. Beklediğinden iyi mi geçti? Beklemeden daha çok üstündü. Yani ben bu kadar beklemiyordum izleyi. Gerçekten bizi sevindiler, bizi yalnız bırakmadı orada. Ben de yalnız bırakmadım. Ben de bırakmadım. Her gece yedim. Baştan sen olmak üzere. Biz tabii yemeğimizi geç saatte yediğimiz için şey bitmeye yakın. Festival alanı kapanmaya yakın oturup yiyorduk. Zaten rahat rahat Ünal da rahat rahat biz oturup yiyebiliyoruz zaman. Yani son gün yemiştik Ender abi. Son gün oturduk ama üstümüzde festivalin yorgunluğu vardı hatırlıyor musun? Evet. Bitmiştik ya. Ama güzeldi. Şimdi bunları ne yapacağız? Bunları şimdi yağlayacağız abi. Biraz zeytinyağı yapacağız herhalde. Evet. Abi şu anda ekmeğimizi yağlayacağız böyle güzelce. Önce biraz pul biber atıyoruz galiba. Önce biraz pul biber abi. Sonra biraz da toz biber. Böyle ice to ice, böyle face to face. Daha sonrasında zeytinyağı şöyle. Ama biraz da tavuklarla yağlayacağız değil mi? Evet. Of ya, manzaraya bak Kaan. Şimdi bu hafif zeytin yağlanıyor. Arkasında da tavuğun yağıyla yağlanıyor. Evet abi. Ne olacak bu şimdi? Abi bu birazdan çıtır çıtır olacak. Yemede yanında yat diyorsun. Aynen öyle abi. Nereden aklına geldi ya kanat işi yapmak böyle? Kanat işi mi abi? He. Abi kanat işi daha önce biliyorsun ben İstanbul'da çalışıyordum. Hı. Orada kanat kültürü biraz daha zengin. Ankara, İzmir'de falan. Adana'da biliyorsun. Adana sofrası olduğu için genelde Adana'ya gidiyor.
Biz de bu Adana kültürüne farklı bir lezzet katmak adına dedik ki biz bu işi Adana'da da yapalım. Valla ne iyi yapmışsın ya. Aynen ve düşündük, taşındık, onu standımızı verdik abi. Olur mu diye tuttun, yaptık, oldu ve bugün buralara kadar geldik. Valla çok iyi yapmışsın. Aynen. Ben abi böyle bazen kanat aşeriyorum. Ünal'ı arıyorum, benim evim burayı uzak biraz. Sağ olsun eve gönderiyor. Ya normalde yapmaz öyle bir şey ama benim için yaptı valla bir iki defa. Allah razı olsun. Baş tacısı abi. Gelemediğim zamanlar olmuştu. Evde hasta olduğum zamanlarda hemen bana gönderdi sağ olsun. O başta kek ekmeği yağlamadı. Şu ikisiyle. Ben biliyorum sıralamayı. Biliyorum, sen sıkıntı yok abi. Pişti mi onlar? Pişme aşamasına geldi abi sen şimdi. Sen ne yapıyorsun ya şu an? Abi şu anda üç nokta yapıyorum. Son şişe yapmaman gereken şeyi yapma. Evet abi. Ben biraz kek sevmiyorum da ben alabiliyorum onu. Seninkini keksiz yapacağım. Ya at benimkine de at ya. Laf yiyorum sonra. Vay niye keksiz yiyorsun? Bir sürü laf yiyorum izleyenlerden. Abi kek sevilmez mi ya? He? Ya Kaan seviyor da ben sevmiyorum. Oh şimdi ben sabırsızlanıyorum ya açık yemek için. O zaman bunları şey yapıyoruz şimdi. Çekeceğiz. Çekmeyi de gösterelim ya. Şişten o çıkan sesler falan değil mi Kaan? Şimdi size o sesleri dinletmek için bir süre sessiz kaldım. Kaan iyi miydi? Herhalde çok iyiydi. İyiydi değil mi? Gayet öyle. O zaman biz şimdi şeyi alıp masamıza geçelim. İşte bu ya olay. Masaya oturduk. Servislerimiz hazır. Tabii burada bir kişilik yok. 5 kişilik var değil mi? Beş evet abi. Burada 5 kişilik var. 5 evet. Kişilik var. Her bir şiş. Normalde 7 parça kanat. 2'ye böldüğü için 14 tane kemik var içinde. Yani 14 parça kanat oluyor. Aynen abi. Nedir onun fiyatı? Abi bunun fiyatı 46 TL. 46 lira bir porsiyon kanat aynen fiyatımız. Yanında ikramlar hangileri? Yanında bu masada gördüğünüz hepsi ikramlarımız. Şöyle havuç tereddüt, soğanımız, mevsim salatamız, çiğ köftemiz, patlıcanlı şaşukamız, zeytinyağı da pişmiş. Daha sonrasında pişmiş soğanımız var. Bir de kasık salatamız, ezme salata, yeşillik ve pişmiş fındık, lahmacun ekmeğiyle beraber hepsi dahilinde. Pide var mı normalde yanında? Sadece lahmacun mu? Yani pide de var, ekmek yok, de var. Yok şey, peynirli pide de oluyor ya. Yok maalesef. O yok değil mi? O ekstraya giriyor abi. Tamam. Birer evet parça lahmacun, birer parça kişi başı lahmacun, ikram, kişi şu masadakilerle beraber. Evet, hepsi 46 lira porsiyon. Evet abi. Şimdi burada 5 porsiyon var. Evet abi. 230 lira gibi bir rakam tutuyor. Aynen abi. Şu masa şöyle ama evet, bunlar da mı 5 kişilik? Yok, bunlar şu anda 3 kişilik. Biz, değil mi? Evet, ama müşterilerimiz... Şöyle anlatalım. Şu masa normalde 3 kişilik bir masa, tavuk hariç. Evet. Tamam. Tavuk hariç 3 kişilik bir servis burası. Kişi başı 46 lira ödüyorsunuz evet, masa lira için. Daha sonrasında zaten çiğ köfte ilave, meze ilave edebiliyoruz. Yani müşterimiz ne kadar istekçe biz hemen tavuk yapabiliyoruz abi. Onlar ekstraya giriyor mu? Yok, ekstraya girmiyor. Batarsın lan. Yok yok, hiç mi? Batmazsın peki. Evet. Ya şöyle bir olay var burada. Alıyorsun kanat eline. Hala sıcak mıdır? Evet sıcak. Dikkat et ağzını yakmayınlar abi. Mısır yok okuyor yalnız. Değil mi? Dayanamıyorum şu an. Ya şu ekmek ayrı bir olay zaten. Zor tutuyorum kendimi Ünal. Soğumuştur bence, ya. Soğumuş. En kötü yanacağım. Şu an bunu buna değer ama. Tabii ki de değer. Olay bu abi işte. Böyle tek kemik halinde direkt tutuyorsun. Yemesi o kadar kolay ki gördüğünüz gibi. Hemen çekiyorsun. Adam 46 liraya sadece kanat sunmuyor. Yemesi kolay bir yemek yiyor sana. Aynen. Yani hem pişmesi daha kolay oluyor hem de yemesi daha kolay oluyor. Vallahi öyle ya. Ama şu pamuk gibi bir ekmek var burada. Pamuk pamuk. Ve kanat içinde ne abi? Lokum var. Hı? Lokum var. Ünal abinin spesiyali. O da çok güzel. Ünal abinin spesiyali lokum. Aynen. Ve dana bonfile yapıyorum abi tereyağda. Bana yapmıştı bir kere. Böyle salça tavada dana bonfile pişiriyor ama lokum ya hani adı. Gerçekten lokum yediğini zannediyorsun.
Başka neler var? Yani şimdi bizim ismimiz Kanal Çuğunal ve Özel Bulvarı'ndayız. Açıkçası genelde insanlar, ön yargılı insanlar bizi sadece tavukçu olarak biliyor ama halbuki bizde tüm ızga çeşitleri var. Ben kebap da yedim, iyiydi yani. Bonfilesi evet, çok iyi. Yani kebabından tutun et tavasından, Antep lahmacundan tutun içli köftesini, ondan sonra analı kızı. İçli köfte de mi var? Evet, içli köfte haşlama da var. Yağdan mı, kızartma mı? Yani haşlama bizde mı? Haşlama oluyor. Ha, hiç yemedim ben. Hiç istemediğin içinden olabilir mi acaba? Ben sen de içli köfte oldum. Hiç bizi söylemiyor ya Kaan böyle evet. Şeyler. Daha sonrasında tüm ızgaç etleri hepsi bize mevcut abi yani. Tamam. Bir daha buraya... O zaman ben her gelişimde kanatın yanında bir şey söyleyeyim tadına bakmak tabii, için. Tabii tabii yani sadece gelen misafirlerimize buradan da duyurmak istiyorum. Hani sadece kanat yemeği değil yani tüm lezzetlerimizi tatmaya davet ediyoruz sizi ben, buraya. Ben çok şu an içli köfteyi merak ettim. İçli köfteyi mi? İçli köfteyi merak çok... ettim. Bir dahaki gelişimde içli köfte yemeği tamam, geleceğim yani. Tamam baş tacı. Muhakkak sana bunu tattıracağım abi. Şuradan bir çiğ köfte alsam mı? Ne olacak? Al bir tadına bak. Çiğ köfte de kendimiz yapıyoruz yani el yapımı. Etsiz ama. Evet etsiz, evet etsiz. Yani benim burada mesela en sevdiğim mesel neydi? Öncekinin ismi? Bu havuç sebeplik. Ondan bir önceki patlıcan yoğurtu köpoğluydu. Köpoğlu şu anda patlıcan mevsiminden dolayı yani şu anda onu yapmıyoruz. Azalttık. Aynen şu anda. Normalde köpoğlu var burada. Efsane evet. Yapıyorlar onu. Ben böyle iki tabak falan yiyorum yani onu her geldiğimde. Ama havuç ve sarımsak da tabii ki. Tabii tabii. Güzel şeyler yani. Şimdi ne oluyor şu an biliyor musun ya? Şimdi ben burada seninle beraber yiyorum ya. Evet. O orada sinirleniyor şu an bana. Vallahi abi var ya. Hani... Bak şu an bana sinirleniyor ben biliyorum. Şu videoyu bir taraf tutmayayım ama yani işaret yapacak birazdan. Bizim şu anki lezzetimiz nasıl biliyor musun abi? Hani bazen tarihsiz bir hikayedir ya. Şu anki lezzeti yani aynı şu anda o konumda yani. Yani tarihsiz bir şey. Bunu ancak gelip tatmaları gerekiyor. Şu an bunu niye yapıyor biliyor musunuz? Kaan'ı çıldırtmak için yapıyor. Çünkü buraya Kaan bizi getirdi. Kaan'cığım bunu senin için yiyorum. Afiyet olsun abi. Kaan şu an biz seni düşünüyoruz. Biraz ılısın, rahat rahat ye diye. Çok sıcak değil, ağzını yakma diye. Biraz daha yiyelim. Yani beni daha güzel biliyorsun lan. Hadi Kaan, ver her diye kamerayı. Gel sen de ye, seni de görsünler nasıl yediğini. Artık bizim yeni bir kameramız daha var. Kaan'ın abisi. O da bizimle beraber erdi. Aynen güzel. Bak bak derisini soyuyor ya. Ben sevmem. Ya kalk ya. Bunu yan masada bir parça bonfile verin diyesin o. Kanacığım nasıl olmuş? Abi her zaman gibi. Değil mi? Nasıl ya? Çıtır çıtır. Her zaman nasıl? Çıtır çıtır bu. Güzel işte sosu baharatı falan. Yani... her zaman iyi yani. Her zaman iyi. Ben yüzden kötü yemedim şimdi. Şimdi biz Turgut Özal Bulvarı'ndayız. Evet. Neredeyiz? Turgut Özal Bulvarı'nın neresindeyiz? Turgut Özal'ın bulvarında Metropol Sineması'nın bitişindeyiz abi. Sinema açık mı hala? Evet sinema hala açık, hala aktif. Tamam. Metropol Sineması'nın hemen yan tarafında Kanat Şünal. Buraya geldiğiniz zaman Ender Mutfaktan'ın videosunu da izledik, geldik derseniz mutlaka ki Ünal size özel bir ikramlar yapacak. Tabii ki de. Benim söylemeye gerek yok. Yani benim adımı veren oldu mu zaten çok ilgileniyor sağ olsun. Beni bugüne kadar mahcup etmedi. Hiçbir müşteri arkasından, tanıdığım takipçimin arkasından bana mesaj atıp da ilgilenmediler, kötüydü demedi ya burası için. Elimizden geldiğince abi ne yapalım yani. Allah razı olsun. Bizim de işimiz bu. İşimizi... Mahcup etmedin, sağ olasın. Servisinle, kalitenle, lezzetinle bir de güler yüzü var. Başta acı her zaman. Başta gergin dedim ya, o heyecandan gergin yani. Aynen. Var mı senin bizden bir isteğin? Yok teşekkürler, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Unutmayın. Hoşça kalın. Meşhur hareketi.